Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde linç edilmesine Süleyman Soylu yol açtı. Güneş gazetesi provokasyonu yaptı, köye dışarıdan AKP'nin sokak gücü getirildi. Yerel seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu, Güneş gazetesi yayın yönetmeni Turgay Güler'le canlı yayına katılmıştı. İstanbul'un yeni başkanı İmamoğlu, Turgay Güler'i canlı yayında rezil etti. Eve gittiğinde benim hemşerim yengemle otur, televizyonu bir daha izle. Tamam. İnan var ya, 20 saniyede ben, bir sözümü kestin. Bir şey sana bir şey diyeyim mi? Soruyu sormasam, yengem sana en az 3-4 gün kahvaltı hazırlamaz. Bak ben... Güler, AKP'li gazeteciler tarafından da alay konusu oldu. İmamoğlu ise o yayın sonrası oyunu 2 puan daha artırdı. İntikam almak isteyen Turgay Güler, Ekrem İmamoğlu'nu açıkça hedef gösterdi. Güneş gazetesi, Hakkari'den gelen 4 şehit haberini manşete taşıdı ama faturayı CHP'ye kesti. Yandaş gazete, "Mutlu musun Ekrem?" manşetiyle çıktı. İmamoğlu'nun güvenliğine yönelik önlemler artırıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yapacağı miting günü atılan bu manşetle aynı gün Ankara'da şehitler son yolculuklarına uğurlanıyordu. Kılıçdaroğlu, Hakkari'de PKK saldırısında hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı'nın Çubuk'taki cenaze töreninde saldırıya uğradı. Defalarca darp edildi, bir eve sığınarak linçten kurtulmaya çalıştı. Sahneye birden nereden geldikleri bilinmeyen saldırganlar çıktı. Evi saran kalabalık "yakın bu evi" diye öfke kustu. Polisin aldığı güvenlik önlemleri ise aşırı derecede yetersizdi. Saldırgan kalabalık uzun süre Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden uzaklaştırılmadı. Kalabalık evi yakın sloganlarıyla bağırırken bir anda ortaya çıkan isimse Hulusi Akar oldu. Evi kuşatan saldırganlara "değerli arkadaşlarım" diye hitap eden Akar, linç girişimini tepki ve mesaj diye niteledi. "Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz, şimdi sükunetle... Yaklaşık bir saat geçtikten sonra zırhlı bir araçla Kılıçdaroğlu kurtarıldı. CHP'lilere şehit cenazelerinde saldırının ilk işaret fişeği Süleyman Soylu ile atılmıştı. Süleyman Soylu, 28 Haziran 2018'de bunun talimatını verdiğini bizzat açıklamıştı. "Başka bir şey daha söyleyeyim. Valilere, evet, müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat gönderdim. CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin. Bu kadar basit." Şunu açıklayalım. Onların gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır. PKK terör örgütü mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. O leşleri. Onlara bir kişilik kontenjan orada ayıracağız. Kılıçdaroğlu'na yönelik en ürkütücü ifadeleri ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. 28 Mart'ta Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun linç edildiği yerde Çubuk'ta miting düzenlemişti. Sahnede 50 Müslümanın şehit edildiği Yeni Zelanda saldırısının görüntülerini izletip ekrana Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi ve CHP liderini açıkça hedef gösterdi. "Güney sınırlarımız boyunca terör koridoru kurmak isteyenler 31 Mart'ı bekliyor. Başta Bay Kemal bekliyor. Şimdi bak bir yere geleceğim. O da çok enteresan. 16.500 kilometre uzaklıkta. Yeni Zelanda'da. Biliyorsunuz orada cuma ibadetindeyken şehit edilen 51 kişi var. Bakalım bu adam bununla ilgili ne diyor? Bir görelim. Bir dinleyelim. İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. Ve İslam dünyasının da oturup düşünmesi gerekiyor." Kılıçdaroğlu'na lincin tanığı olan köylüler saldırının organize bir iş olduğunu söylüyor. İşte burada AKP'li bakan ve AKP medyası ikilisine uzun süredir tartışılan AKP'nin sokak güçleri katılıyor.
Sadat ya da Osmanlı Ocakları benzeri yapılanmalarla AKP'nin uzun zamandır bu tip provokasyonlara hazırlık yaptığı iddia ediliyordu. Saldırının gerçekleştiği köyün sakinleri saldırganları tanımadıklarını, tamamının köy dışından geldiğini ve provokasyon yaptıklarını belirtiyor. Kardeşim bu köyden yapanlar bu köyden değil. Bu köylü değil. Provokasyon yapıyorlar. Yazık, devletin arabasını parçaladılar. Ya. Yazık, günah değil mi? Bakanı bu, bu devletin bakanları değil mi? Burası şehit. Evet. Eğer şehite saygı gösterilecekse dua edilecek. 2000'li yılların başında demokrat bir çizgide yola çıkan AKP o dönem şehit cenazelerinde ülkücü kesimin saldırılarına uğruyordu. Askerler şehit cenazelerinde AKP'lilerle yan yana durmak istemezken kimi zaman protokolde yer ayrılmıyor, kimi zamansa yeterli güvenlik önlemleri alınmıyordu. AKP'liler şehit cenazelerinde saldırı ya da hakaretlere uğruyorlardı. 1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal, Anavatan Partisi'nin kongresinde konuşma yaptığı sırada saldırıya uğramıştı. Konuşma yapmak için çıktığı kürsüde Kartal Demirağ adlı saldırgan tarafından Özal'a iki kez ateş edilmişti. Kurşun Özal'ın önünde bulunan mikrofonun ayağından sekip sağ el baş parmağını yaralamıştı. Kürsüye tekrar çıkan Özal, "Allah'ın verdiği ömrü onun isteğinden başka alacak yoktur. Biz de ona teslim olmuşuzdur." dedi. Onun isteğinden başka alacak yoktur.